Merhaba canlarım, merhaba güzellerim, merhaba gençler ve daima genç kalanlar, merhaba genç kalmakta kararlı ve ısrarlı olanlar. Canlarım, güzellerim, Türkiye'de biz nelerle uğraşıyoruz? Biz derken sen, ben, biz, siz, onlar değil abi. Yani Türkiye'yi yöneten büyük abilerimiz, büyük ablalarımız nelerle uğraşıyorlar onlar biliyorsunuz. Hani bize çocukluğumuza da anlatılırdı. Abeşe'yle iştigal ettiğimizde, abes şeylerle. Derlerdi ki, 21 yaşındaki genç Fatih Sultan Mehmet, hünkârımız İstanbul'u fethederken, Bizans'ı yani fethederken, Bizans'ın papazları kendi aralarında meleklerin cinsiyetini tartışıyorlardı. Bir kısmı meleklerin erkek olduğunu, bir kısmı ise meleklerin şeytan olduğunu, dişi olduğunu söylüyorlardı, affedersiniz. Ben daha sonra ilerleyen yıllarda o melekleri niye tartışmışlar anlamıyorum, erkek mi dişi mi diye. Şeytan olan melekler erkek, kadın olan melekler dişidir dediğimde hayır demişlerdi. Şeytan olan melekler kadındır. Hay Allah. Ya erkek milleti, her yerde erkek milleti ya. Bende bile biraz öyle bozukluk vardır. Bakmayın bu kadar feminist geçindiğime. Vardır abi. Ya atadan kalma, dededen kalma vardır abi Türk milleti. Ya sadece Türk milleti değil ya. Dünyanın bütün erkekleri maçodur. Hiç kimse kusura bakmasın. Bende de var. Vardır abi. Olmaz olur mu? Gelin bir de karıma sorun bakalım ne diyecek. Mutlaka vardır. Ya ben de kendimi peygamber falan sanıyorum galiba bu konularda. Yok abi. Hatasız kul olmaz hatamla. Canım ya. Güzel başladım ama biraz üzüntülü bir konuya değineceğim. Neyse bunu da gırgır alın gençler. Güzeldir be. Bana şikayet ediyorsunuz. Dede diyorsunuz, içimiz dışımız makarna oldu. Ya nereden buldunuz da makarnayı yediniz Allah aşkına siz? Ya makarnanın kilosu, yani vasat bir makarna 25 kağıttan başlıyor kilosu. Zaten yarımşar kiloluk, hatta 400-420'şer gramlık paketlerde satılıyor mübarekler. Abi kilosu 25 lira makarnanı yahu. Nerede, kolay mı bulmak makarnayı? Makarna, içimiz dışımız makarna oldu. Ha simit desek yiyoruz deseniz, içimiz dışımız simit oldu deseniz. E o da pahalı abi, 175 kuruş. Ben bazen beni görüyorlardı herhalde burada cadde üstünde yürürken, elimde simit yiyerek yürürken görürlerdir beni. 175 kuruş abi bedava yani. Evde yemek yapmaktan daha ucuz. Hani simit deseniz anlayacağım. Dedi içimiz dışımız makarna oldu. E bize de söyleyin de biz de takılalım o makarnaya, biz de alalım. Siz demek ki ucuza buluyorsunuz makarnayı. Yok abi, ben geçen gün baktım makarna fiyatlarına vallahi. Yani yarım kilosu 12 lira 75 kuruştan başlıyor. Yarım kilo da yok aslında. 402 gram mı öyle bir şey. Yani çocuklar haklısınız. Tamam ama yani Recep abiniz daha ne yapsın? Bak sizi makarna ile besliyor. Makarna bulamıyorsanız hanımefendi der ki size, sakın söylemeyin, o zaman pasta yiyin der. Allah Allah. Makarnadan bıktıysanız vurun kendinizi pastaya da diyebilir. Ondan sonra da diyebilir ki, bak gençlerin sürekli pasta ya da makarna yemelerinden son derece mutmain oldum da diyebilir mesela. Ya Allah, sonra siz koşun şakır şakır araştırın mutmain olmak ne demek. Ben de hala bilmiyorum. Bakmadım valla. Canlarım, güzellerim ya, bırakın işi gırgıra vurun. Geçecek bunlar ya. Üniversite öğrencisiyken bizler hepimiz yaşadık bunları ya. Ya çok varlıklı ailelerin çocukları belki yaşamamış olabilir. Onların da babaları akıllı olanlar, onlar da çocuklara yaşatmıştır. Yokluk görülen biraz, şerefsiz, biraz sıkıntı çekilen, yok ayakalar para falan demişlerdir. Öyle babalar vardı, ben bilirim. Mesela ben üniversitede okurken gündüz çalışıyordum. Gündüz çalışıyordum Perşembe Pazarında. Daha sonra genel müdürlüğünü yaptım, satış müdürü. Önce sonra genel müdür yaptım. Firmada çalışıyordum. Ondan sonra ne yapıyordum? Akşam saat 5'ten önce çıkıyordum işimden. Sultanahmet'teki İstanbul İktisadi Ticari İlimler Akademisi'ne gidiyordum. Saat 9'da bitiyordu derslerimiz gerçi ama 5'te başlayayım. Ben zaman zaman son derslere girmiyordum eğer o gece düğün varsa.
Çünkü düğün orkestrası şarkıcısıydım abi. Şişli'de Gölgeler Orkestrası'nın solistiydim. Şişli Düğün Salonu'nun. O günlerinin Şişli Düğün Salonu'nu bilenler hatırlayacaklardır belki de beni. Nuri'nin tavernası da vardı, böyle plajcı pasajına şırak diye girersin. Hemen girer girmez daha soldan Nuri'nin tavernası, aşağı doğru inersin. Ondan sonraki birkaç merdiven aşağı inince de bizim kırmızı kadifelerle kaplamış Şişli Düğün Salonu'muz vardı. Orada şarkı söylüyordum gece. Bazen, yalan yok abi, yövmeyi diyelim ki alamıyorduk. Ya da erken çıkmam icap ediyordu. Oldu, olmadı değil. Alamıyorduk derken parasızlıktan değil abi. Ya vardı öyle bizim şefimizin bazı güzel, sevimli huyları. Dalga geçmek için bilirdi kimde para var, kimde yok diye vermezdi. Vallahi otobüse bile binmeden Şişli'den Fatih Kızsaç'ına kadar yürürdüm. Vallahi yürürdüm. Canlarım benim. O gece yarısı biliyor musunuz? Sabahında köründe kalkardım. Perşembe pazarına yine yürüyerek giderdim. Neyse, yani öyle günlerimiz geçti. Ama olsun, o güzel günleri çok, o kadar bazen özlüyorum ki. Ne tatlı günlermiş be, ne güzel günlermiş. Çok üzülürdüm. Bazen ya benim sonum ne olacak diye aklımdan geçerdi. Sevgilimle, o zamanlar o da bankada çalışıyordu. Ben PDK'da çalışırken o da Anadolu Bankası vardı. Batan bankalardan biri. Politikacılar ona buna kredi. Krediler geri gelmeyince Anadolu Bankası battı. Neyse, tabii sevgilimin zamanında batmadı. Hayır, sevgilim sonra, ben evlendikten sonra sanıyorum bankada bir yıl kadar daha çalıştı. Hatta 8 ay kadar çalıştı. Sonra iyiydi. Görevim iyiydi, işim iyiydi. Moda'da oturuyorduk. İyiydi yani. Kara günler geçip gidiyor. Geçecek gençler, geçecek canlarım. Bugün makarna yiyorsanız makarnanın tadını çıkarak yiyin. Ve geleceğe umutla bakın. Eğer daha iyi bir hayat yaşamak istiyorsanız bugünkü iktidar zihniyetini sandıkta mutlaka ve mutlaka yenebilmek için çaba gösterin. Bunu da yapın bu arada. Politikadan uzak durmanızı tavsiye etmem. Politikayla yakın olun, politikayı izleyin. Ama siyah içine girersiniz, girmezsiniz. O ayrı bir şey, o sizin tercihiniz. Ama sakın politikadan uzak durmayın. Ondan sonra ne oluyor? Saflar, cahiller, hırsızlar, götün yediler politikaya giriyorlar. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 100 milletvekilinin belki 8'i 10'u gerçekten dürüst, şerefli, haysiyetli, onurlu. Gerçekten hizmet için girmiş olurken geri kalanların ne yazık ki işini görmek için girmiş oluyor. Meclis kürsüsünde birbirine hakaret edenler, bağıranlar, çağıranlar, gidin bir de kuliste görün. Hepsi can ciğer kuzu sarması, kahkahalar, neşe, hayat. Demokrasiden soğursunuz. Güzellerim, demokrasi gerçekten rejimlerin, sistemlerin en güzelidir. Evet, ama onu en güzel yapan demokratik olması değildir. Onu en güzel yapan seçmenlerinin kalitesidir. Churchill dedi ki, aynen Churchill'e ait cümledir çünkü. Demokrasinin zaaflarını öğrenmek istiyorsanız der, sıradan bir seçmenle 5 dakika konuşmanız yeter. Evet, Türkiye'de demokrasimizin zaaflarını öğrenmek istiyorsanız sıradan bir seçmenle 5 dakika oturup konuşmanız yeter. O zaman dersiniz ki Allah, bu güzel ülkeyi bu vatandaşların seçtikleri mi yönetiyor dersiniz, dövünürsünüz. Dövünmeyin. Yeni dil bu. Yeni dil. Bu hep böyle. Bizdeki demokrasinin kurulduğu günden bu yana böyle. Onun için Türkiye demokrasisinde seçimleri sürekli ve sürekli cahiller, eğitimsizler, din yobazlarının etkisinde kalanlar, kendilerine öbür dünya vaat edilenler, bu dünyayla işleri olmayanlar, bir lokma bir hırka yeter diyenler ve haliyle tabii 5 vakit namaz kıldığını zannettikleri siyasi parti liderlerinin ya da devlet yöneticilerinin oralarında buralarında kıl olmayı göze alabilenler seçiyorlar ve biz onların seçtikleri, onların tercih ettikleri kişiler tarafından yönetiliyoruz. İnanın, Türkiye yönetenlerle normal şartlarda bir masada otursanız, bir an için onların öyle o oralarda olmadığını unutsanız ve bir yerde otursanız,
Söylemiyorum. Söylemeyeyim. Bana sonra kimleri kızıyor? Çok elitistsin. Evet. Demokraside elitistim, yalan yok. Çünkü bir ülkeyi elitistlerin yönetmesini istiyorum. Herkes elit olamaz tabii ki. Çok da kolay değil bu. Ama arkadaş be, bir ülkeyi de mutlak surette en azından bir ülkeyi yönetebilecek yetenek, bilgi, deneyim sahibi olanlar yönetmeli. Mutlaka bu şart. Sokaktan gelen bir adam bir ülkeyi demokrasi var diye yönetiyorsa işte olmuyor canlarım, güzellerim, olmuyor. Neyse. Yani makarna indir, makarna kaldır. Haklısınız da çocuklar. Makarna da öyle ucuz bir yemek değil. O zaman dönün simite. En ucuz simit. Simitten daha ucuz yok. Ben baktım, araştırdım, yok. Sakın öyle poğaçele muhaçele demeyin. Poğaça hem karın doyurmaz hem de en azından 3-4 tane yemeniz lazım. Simitten çok pahalıya gelir. Yanına bir de çay lazım. En kötü ihtimalle çay lazım. Hey ya işte. İdare edin. Gençler, idare edin. Canlarım, benim güzel çocuklarım, benim güzel torunlarım. Güzel bir haber vereyim be. Haluk Bilginer Emmy ödüllerinde en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı. Agah Bey rolüyle. Puh televizyonda yayınlanıyor. Değil mi? Puh'da mı yayınlanıyordu? Evet, Puh TV'de yayınlanıyor. Diziniz mi Şahsiyet? İzledim dersiniz, itiraf ederim ki izlemedim. Ama Haluk Bilginer'i, beni bilenler bilirler, tanırlar. Haluk Bilginer konusundaki düşüncelerim hep olumlu olmuştur. Haluk Bilginer bir defa senaryo seçen, oyun seçen, yönetmen seçen ve bunda da haklı olan çok değerli bir sanatçımızdır. Uluslararası arenalarda kaç sanatçımız var ki? Emmy ödülünün ne olduğunu biliyorsunuz. Aslında Amerikan yapımı filmler arasında yapılan bir yarışmadır. Televizyon filmler arasında yapılan bir yarışmadır. Ve mükemmel bir ödüldür Emmy ödülü. Kazananlar dünya çapında son derece onore edilmiş sanatçılar olarak anılırlar. Tebrikler sevgili Haluk kardeşim. Tebrik ederim. Daha nice ödüllere inşallah. Evet. Şimdi bakınız. Videomun yayınlama başlığına geleceğim. Getireceğim sözü. Evet. Ben bugün kredi kullanacak konumda olsam, ki bana kredi vermiyorlar. Neden? Yaşım 65'i geçmiş diye denedim birkaç defa. Yahu inanır mısınız, emekli maaşımı aldığım banka bile vermiyor. Ya karar istediğim bilmiyorum. Onu da söylemiyorlar. Karar listede de nasıl olurum merak ediyorum. Ben 40 yıldır, 35 yıldır ticaretin içinde değilim. Dükkanım yok, bakkalım yok, hiçbir şeyim yok. İş yerim yok. 40 yıldır, neredeyse 40 yıldır. Kredi bir deneyeyim dedim bir gün. Vallahi ya, vermediler abi. Ama bahane çok güzeldi. Yaşınız dolayısıyla dediler. Bir başkası olağanüstü yüksek şey çıkardı bana. Sigorta çıkardı. Neden dedim, yaşınız itibariyle dedim. Ya kredi %20 faiz alıyorsanız yıllık, abi sigortanızla beraber %30'a geliyor. Bazen yaşlıyım diye çok seviniyorum. Tiyatrolar, otobüsler, metrolar, gemiler parasız. 30-65'ten sonra. Tamam mı? Ama bazen de üzülüyorum. Ulan insanın bazen ihtiyacı oluyor. Yalan yok abi. Hangimizin olmuyor ki yani? Nihayet Türkiye'de yaşıyoruz. Ben de sadrazamın sol testisinden düşmüş ya da Vehbi Bey'in torunlarından biri değilim abi. Yani oluyor zaman zaman. Neyse, artık başvurmuyorum da. Onu bir defa denedim. O zaman daha 65 yaşını yeni geçmiştim herhalde. Demek ki bundan 4 sene önce denemişim. Şimdi bilmiyorum var mı yok böyle bir şey. Neyse, ben bugünkü aklımda olsa, yani ihtiyacım da olsa, gidip bankadan kredi alıp araba, otomobil, televizyon falan almam. Almam abi. Katiyen almam. Neden kullanmam abi? Abi beklerim. Bugünkü faizlerin altına düşecek, tek haneye düşecek demek, en çok, en yüksek olsa %9'a düşecek demektir. Bugün krediler, ev kredileri, en ucuzu %12 yıllık faizi var. En ucuzu %12. O da kamu bankalarını batırma pahasına. Özel bankalar vermez. O fiyattan kredi nasıl versin ki? Bankaya maliyeti %14, %15 bir paranın. 100 liranın maliyeti. Nasıl verir özel banka yıllık %12 faizle para? Vermiyor. Enflasyon kaç? %14. %14'lerde, değil mi? O da ne diyor Cumhurbaşkanı? %9'a düşecek diyor. Şimdi bunu söyleyen kişi
Ecevit olsa inanırım, güvenirim. Almam, beklerim biraz daha. Abi %5 deyip geçmeyin. Bir otomobil neresinden bakarsanız bakın, 100 bin lira kredi kullansanız %5, 5 bin lira yapar. Yılda 5 bin lira yapar. 5 senede ödeyeceksiniz, 25 bin lira yapar. Almam abi o krediyi. Ya da konut alıyorsanız, 300 bin lira konut kredisi alsanız 15 bin lira yılda faiz yapar. Yılda 15 bin lira. 10 yıl vadeli aldınız, 150 bin lira. Alınmaz. Artı bir dakika orada da kalmıyor. Kalmıyor. Neden kalmıyor? E diyelim ki geliriniz ücretlisiniz, ücretle çalışıyorsunuz. E size devlet ya da çalıştığınız yer maaşı neyle verecek? Enflasyon üzerinden verecek. Hadi buyurun bakalım. Enflasyon düştü mü? Bir de oradan kaybettiniz. Daha ucuzlayacak arabayı daha pahalıya aldınız. Artı her sene maaşınız enflasyon kadar artacağı için ve siz o krediyi kullandığınız günkü enflasyon üzerinden kredi kullanacağınız için, faiz ödeyeceğiniz için. Hadi bir de oradan zarar. Niye alayım abi? Beklerim. Ecevit düzgün adamdı. Rahmetli. Düzgün adamdı. Beklerim. Özal da öyleydi. Her şeye rağmen. Özal da şöyle şöyle olacak deyince yapıyordu abi. Sorumluluk sahibiydi. Ve ne oldu abicim? Ziyan ettiniz. Bir dünya ziyan. O zaman beklersiniz. Ben beklerdim. Neyi beklerdim? Kısa vadede, çünkü yılda böyle 2020 diyorlar. 2020'ye bir ay kaldı. Bir ay. Şurada. 34 gün kaldı. Değil mi canım benim? Beklerdim krediyi 2020 yılında kullanırdım. Faizler düşük, fiyatlar düşük. Tek hane. Peki. Neden öyle olmuyor? Bugün bir haber. Sözcü gazetesindeydi zannediyorum. Krediye talep %95 artmış. İnsanların 100 kişide 95'i kredi peşinde koşmaya başlamış. Daha önce kredi talep etmeyenlerin. Artışa bakar mısınız abi? Peki bu insanlar neden kredi peşinde koşuyor? Neden ürün satın almak istiyorlar? Çünkü ülkeyi yönetenlere, ekonomiyi yönetenlere güvenmiyorlar. Ya güvenseler deli olmaları lazım. Akıllarının bir yerlerine kaçmış olması lazım. Enflasyon düşecek. Faizler düşecek. Bunlar şimdiden gidip yüksek fiyattan, yüksek faizden para alıyorlar. Yüksek faizden, yüksek fiyattan da mal satın alıyorlar. Deli olmak lazım abi. Akıllı bir insan bunu yapar mı? Hayır, akıllılar bunlar. Bunlar ekonomi yönetimine güvenmedikleri için paranın değer kaybedeceğini, fiyatların daha da yükseleceğini, faizlerin belki de %20'leri bile yıllık aşacağını bekliyorlar, tahmin ediyorlar. Onun için kredi peşinde koşuyorlar. O zaman ne olacak? Yine devlet enflasyon oranında zam yapacağı için fiyatlara, fiyat maaşları artacak. Satın aldıkları, 100 liraya aldıkları otomobil 120 bin lira olacak ya da 120 lira olacak bir ürün. 100 liraysa maaşları, maaşlar da 120 lira olacak. Ama bunlar yine eski faiz oranlarından ödeyecekler borçlarını. Başka bunun lamıcım yok arkadaşlar. Ben bunu bir iktisatçı gözüyle böyle açıklarım. Ya da gerizekalılık olarak açıklarım. Göz göre göre güvendiğiniz bir ekonomi bakanı diyor ki 2020 senesi enflasyonu tek haneli. Cumhurbaşkanı da söylüyor. Faizler tek haneye düşecek diyor. Buna rağmen millet bugünkü çift haneli rakamlardan hem mal alıyor hem kredi kullanıyor. Abi bana söyleyin, Allah aşkınıza söyleyin. Bunu ancak salaklar yapmaz mı? Demek ki Aziz Nesin olsaydı herhalde, Aziz Bey anlatsaydım ben rahmetli bunu. İktisatçı değildi Aziz Bey. Ya da bir iktisatçı böyle bunu anlatsaydı derdi ki o zaman kardeşim ben haklıyım. Hatta az bile söylemişim derdi. Aptal sayısını, aptal oranı yukarı çekerdi. Efendiler, eğer Cumhurbaşkanı'na ve Ekonomi Bakanı'na gerçekten inanıyorsanız, güveniyorsanız, faizler aşağı düşecekse, enflasyon tek haneli rakama düşecekse faizlerle beraber, sakın ola mala hücum etmeyin, bekleyin kardeşim. Bekleyin, ev fiyatları düşecek, otomobil fiyatları düşecek. Otomobil ve ev fiyatları düşünce haliyle faizler de düşecek, krediler de ucuzlayacak. O zaman rahat edersiniz. Ama şunu da unutmayın. Aksi de olabilir tabii ki. O zaman devam. Alın kardeşim kredileri. Bol bol kredi alın. Bol bol mal alın. O zaman siz kazanırsınız. Ama siz kazanırken şunu unutmayın. Sizin sayınız belki 300-500 bindir. Belki 1 milyondur.
geri kalan 81 milyon ziyan eder. Evet. Ama bir şey söyleyemem. Her koyun kendi bacağından asılır. Önce can, sonra canan. Siz de haklısınız yani. Canlarım benim. Güzellerim benim. Evet. Bu arada biraz da gündemde ne vardı bakalım mı? Müsaade ederseniz. Ha, bana bir soru geldi ya. Cumhurbaşkanı demiş ki biz Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanı'ndan son derece memnunuz. Onu oradan düşürmek için niye ayak oyunu yapalım gibi mealen bir şeyler söylemiş. Çok hoşuma gitti. Ya ben bunu uzun zamandır söylüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan daha güzel bir rakip olamaz Tayyip Erdoğan için. Diyorlar ki dede madem o kadar Kemal Kılıçdaroğlu'nu istiyor, neden ona çatıyor, bağırıyor, çağırıyor? Ben de bunu soranlara diyorum ki, yorumlarımda belki gözünüze çarpmıştır. Diyorum ki ya canlarım benim. Nasıl ki Kılıçdaroğlu ya da diğer muhalifler Erdoğan'a çaktıkça Erdoğan'ın çevresindeki sevenleri kenetleniyorlar. Aynı şey CHP için de geçerli. Erdoğan Kılıçdaroğlu'na çaktıkça Kemal Kılıçdaroğlu'nun da etrafında toplaşma, toplanma oluyor. Genel başkanımızı yedirmeyiz havasına giriyorlar. Bu kuraldır ya, insani bir kuraldır hem de. Yanlış da ayıp da falan da değildir. Hata yaptırır siyasette. Her şeyde hata yaptırır. İş dünyasında da yaptırır ki iş adamlarında yoktur böyle bir şey. İş adamları gerçeğe bakarlar. Büyük patronlar. Ya bu adamın bana faydası var mı? Bana faydası varsa kim ne derse desin derler, umursamazlar. Bu adamın bana zararı var mı? Zararı var derse o adamı isterse göklere çıkarsınlar. Bütün gün gazeteler ondan bahsetsin övgüyle. Kovar abi, kapıya koyar. İş insanları böyledir. Ama politikacılar biraz farklıdır. Politikacılar olaylara farklı bakarlar canlarım. O nedenle bu konuda bana göre Erdoğan ilk defa samimi davrandı. Neden samimi davrandı? Onu da söyleyeyim. Demek ki Erdoğan'a birileri gitmiş. Erdoğan'a birileri gitmiş ama kim gitmiş? Onu bilmiyorum. Ama birileri gitmiş. Bu giden Muharrem İnce olmayabilir. Ama Erdoğan'a bazı CHP'liler gitmiş abi, gitmiş. Erdoğan yoksa durup dururken birden başa, daha düne kadar bu Kemal Kılıçdaroğlu'nu alın gönderin ey CHP. Bu Kılıçdaroğlu genel başkanınız olduğu sürece batarsınız demiyor muydu? 3-5 gün önce, 6 gün önce açın arşivlere, Sayın Cumhurbaşkanı'nın Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP'nin hiçbir işe yaramayacağını anlatıyordu. Hatta ben de gülüyordum, diyordum ki ya yaramayacaksa daha iyi ya. Bırak adam kalsın orada diyordum. Hayır, onun amacı zaten oydu. Kemal Bey'in etrafında CHP'lileri toplamaktı. Ama bugün öyle söylemiyor. Bugün öyle demiyor. Bugün diyor Kemal Kılıçdaroğlu diyor bizim için en iyisi diyor abi. Kalsın CHP'nin başında diyor. Ya başka bir şeyler dönüyor. Göreceğiz. Neler döndüğünü hep beraber göreceğiz. İşin ilginci, Devlet Bahçeli bile birden Kemal Bey'e sahip çıktı. Farkında mısınız? Birden ama. Onlar da panik yaptılar. Eyvah, Kemal Bey gidiyor galiba. Sık molla gırtlağını git diyor ömyeler misali. Ötleri koptu, Kemal Bey gider de ya İmamoğlu gelirse abi. Hadi ince gitti diyelim. Peki ince gitti. Ya zaten Erdoğan'la Bahçeli'nin korkulu rüyası ne Kemal Bey ne İnce. Onlar Ekrem İmamoğlu'dan korkuyorlar. Onların bütün günahları, dertleri İmamoğlu. Abi ortada gerçek var. Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu'nu 10, 14, 15 defa seçime girdiler. Hepsinde yendi. Öyle bir yendi. İmamoğlu, Kılıçdaroğlu Erdoğan için sorun değil. Her zaman kolay lokma. Muharrem İnce'yle bir kere yarıştı, yendi mi? Onu da yendi. Bir daha yener. Zaten çıkar ekranlara, bas bas bağırır meydan. İnce eğer aday olursa. Der ki yenilen pehlivan doymazmış. Kemal Bey için söylüyordu. Ama İmamoğlu ile bir kere seçime girdi karşı karşıya. Hem de kendi adını koydu. Biliyorsunuz değil mi? Öyle yaptı İstanbul seçimlerinde. Birinci seçimde 1-2, 1-3 farkla kaybettiği halde ikinci seçimi kendi yargıyı zorlayarak yaptırdı. İkinci seçimde %20 fark yedi. Efendim %10 diyorlar. Yanlış. Niye %10 farkmış? Niye? Bir kişi, bir aday, bir belediye başkanı 4 milyon oy almış ise, 4 milyon oy almış ise, arasında kendisine en yakın rakibiyle arada 800 bin oy farkı varsa, bu kaç sayılır? %20. Ekrem İmamoğlu'nun Yıldırım'a attığı fark %20'dir kardeşim. Bırakın palavra içinde hep beraber ya.
Ya bırakalım ya. Ben CHP'lileri de anlamıyorum. %10 fark attık. Ne %10'u be? %20 fark attı İmamoğlu. Niye küçümsüyorsunuz? Ama İmamoğlu'nun hataları bence son yazılan kitap hatasıydı. Yanlıştı. Çok erkendi. Bu kitabı danışmanı yazmasaydı olabilirdi. Başka bir gazeteci. Hiç isimsiz hatta. Tanınmayan birisi. Ama kariyeri olan birisi. Mesela bir üniversite hocası tez olarak bunu hazırlayabilirdi. İsimsiz bir üniversite hocası. Olabilirdi o zaman. Ama Kemal Kılıçdaroğlu bunu bir profesyonele hazırlattı. Abi kimse ayranım ekşilemez. Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı da herhalde ayranım ekşileyecek hali yok. Ve bir de biliyorsunuz CHP içinde kırgınlık yaratıldı. Bu son saray olayı da Muharrem İnce'nin yarattığı olağanüstü kırgınlık. Yani o kitap Ekrem İmamoğlu'nun hayatını sözde ya da son seçimlerini anlatan kitapla Muharrem İnce'nin yaptığı basın toplantısının CHP'ye zarar vermediğini söylemek için çok gayri ciddi olmak lazım ya da hayal kurmak lazım. CHP'liler akıllarını başına toplamalılar. Kemal Kılıçdaroğlu bilhassa burada artık şu fedakarlığı yapmalı. Bir partinin başında 10 sene durmuş. En son seçimde bence HDP ve İyi Parti'nin de desteğiyle başarı kazanmış. Bırakmasına fayda var. Nasıl ciddileştin birden değil mi? Ama burası çok ciddi. Canlarım, güzellerim benim. Lütfen hem Bahçeli'nin hem Erdoğan'ın bir anda Kemal Kılıçdaroğlu'nu sahiplenmeleri çok büyük bir mesaj. Bunu Kemal Bey öncelikle almalı ve sorumluluğunu yerine getirmeli. Demeli ki bu ikisi bana sarıldıklarına göre demek ki bunlar umudu bende buluyorlar. Yani demek ki bunlar ben CHP başında durursam seçimi yeniden kazanacaklarından bu kadar eminler diye düşünmesi lazım Kılıçdaroğlu'nun. Canlarım, güzellerim. Sabah saat 8'de görüşmek üzere. Hepinizi sevgiyle öpüyorum. Hoşça kalın.